Sabah raporundan herkese günaydın. Ben Açıl Sezen. Bugün sabah raporunda Habertürk yazarı Abdurrahman Yıldırım eşlik ediyor bana. Abdurrahman Yıldırım günaydın. Günaydın. Önce hızlıca bir gündemdeki haberlerin üzerinden geçelim. Sonrasında sizinle sohbetimize başlayalım. Özellikle dün itibariyle Amerikan piyasalarına dalgalı bir seyir gerçekleşti. Ve seansa oldukça pozitif başlayan Amerikan endeksleri sonrasında teknoloji hisselerine gelen satışlarla beraber eksiye döndü. %1,5 artılardan eksilere döndü. Ancak ardından yeniden kapanışa doğru gelen alımlarla birlikte S&P 500 endeksi 11 haftanın en yüksek seviyesinden kapanışını gerçekleştirdi. Diğer taraftan baktığımızda Dow Jones endeksi de 25 bin puan seviyesinin üzerine kadar geldi. Bir taraftan ticaret savaşından soğuk savaşa doğru evrilme eğiliminde olan bir Amerika-Çin gerginliği söz konusu. Bu bağlamda atılan adımlar da var. Yine dün Temsilciler Meclisi'nde Amerika'da Hong Kong'un ticari statüsüne ilişkin tarzı ve tavrı değiştirebilecek adımlar, aynı zamanda yine Uygur bölgesindeki azınlık haklarına yönelik istismarı engelleyebilecek ya da buna tepki gösterebilecek çeşitli hamleler söz konusu oldu. Burada geçen tasarı, demokratlar tarafından ortaya atılan ve geçirilen tasarı şu anda Donald Trump'ın önünde. Bakalım bunu senatoya bir şekilde yeniden uygulanması için gönderilecek mi, gönderecek mi, nasıl geçecek, burayı takip ediyoruz. Öte yandan Amerikan Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun açıklamaları oldu. Pompeo yine Hong Kong'un şu an itibariyle özerk yönetim şeklini kaybettiğini, dolayısıyla bu ortamda önümüzdeki süreçte Amerika'nın ticari olarak kendisine sağlamış olduğu geçmişteki imtiyazları sağlayamayabileceğini söyleyerek kaba altından sopa göstermeye devam etti. Hong Kong'u Hong Kong yapan, özellikle liman işletmesi üzerine tanınan önemli haklar. Dolayısıyla bunların eğer bir şekilde akabete uğraması söz konusu olacak olursa Hong Kong kendi statüsünü ve önemli ciddi anlamda yitirme potansiyeline de sahip. Dün bu arada yine Hong Kong sokaklarında grevler vardı. Bağımsızlık sloganları atıldı. Hong Kong polisinin aldığı yoğun tedbirler sonrasında nispeten daha önceki gösterilere göre daha sınırlı bir etki yarattığını söyleyebiliriz. Ama özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nin Hong Kong üzerinden, aynı zamanda Uygur üzerinden Çin'e baskı uygulamaya devam ettiğini görüyoruz. Dediğimiz gibi iş ticaret tarafından biraz daha politika tarafına doğru dönüşmüş görünüyor. Bunun etkisini ise Hong Kong borsasında Hang Seng endeksinde %2'lere varan düşüşlerle görmeye devam ediyoruz. Asya'da bugün itibariyle karışık bir seyir olduğunu söyleyebiliriz. Nikkei endeksi yukarıda ama onun dışındaki diğer endekslerde %0,5, özellikle Çin endekslerinde 0,5-0,7 arasında değişen oranlarda aşağı yönlü hareket gözlemliyoruz. Genel olarak bir yandan Covid ile mücadele tarafı da devam ediyor. Burada sorunu yaşamaya devam eden ülkeler var. Amerika'da her ne kadar bir yandan ekonomilerin, eyaletlerin açılmasına ilişkin haber akışı devam ediyor olsa da can kaybı sayısı 100 binin üzerine çıktı. Keza yine Brezilya bu konuda son derece başarısız bir sınav vermeye devam ediyor. Orada da vaka sayısı 400 binin üzerine kadar geldi. Diğer taraftan yine diğer ülkelerde de benzer şekilde buradaki ekonomilerin açılmasına yönelik paketler gelmeye devam ediyor. Dün Euro bölgesinden gelen 750 milyar euroluk paket dikkate değerdi. Bunun önemli bir kısmı teminat olarak sağlanacak ülkelere ama özellikle İtalya ve İspanya'nın buradan alacağı 80 milyar euro civarındaki kaynağın, 80'er milyar euro civarındaki kaynağın dikkate değer olduğunu söyleyebiliriz. Havayolu şirketleri dün sert yukarı yönlü hareketler yaptılar. Uçuşların başlayacağına dair algı burada belirleyici oldu. En son Lufthansa'dan gelen açıklamaysa oradaki artıları belli ölçüde eksiye çevirdi. Eksiye derken %8,5 artıdayken %4 artıya kadar düştü Lufthansa hisseleri ama onun dışındaki tüm havacılık hisseleri %8 ile %10 arasında yukarı hareket yaptı. Türkiye'de de Borsa İstanbul'da benzer bir hareketin gerçekleştiğini söyleyelim. Borsada yine İstanbul'da 105.700 puanlara kadar giden bir hareket gözlemledik dün seans içerisinde. Ama kapanışa doğru Amerikan seansının eksiye döndüğü ortamda biz de Borsa İstanbul'da getirilerin bir kısmını verdik. Ama yine de günü 2000 puana yakın bir yukarı yönlü hareketle tamamladık. 104.900 puanlar civarından bir kapanış geldi. Dolar TL'de ise 6.78-40'lar seviyesinden açılış gerçekleştirdiğimizi görüyoruz. Şimdi dönelim Abdurrahman Yıldırım'a. Özellikle bu olup bitenleri, piyasalardaki bu risk iştahını sorarak bir başlayalım. Piyasalarda, özellikle Abdurrahman Yıldırım, hisse senedi piyasalarında dünyada yukarı yönlü ivme devam ediyor. Ekonomiler ufak ufak açılıyor. Ekonomik aktivite canlanmaya başlıyor. Bugünkü negatif verileri ve o negatif ortamı değil, biraz daha ileride bu işin toparlamasına yönelik fiyatlamayı görüyoruz.
biraz önden koşuyor diyenler var. Aslında bu noktadan sonra ufak ufak toparlama gelecekse şirketlerin durumuna bakıp seçici olarak alım yapmak mümkündür diyenler var. Siz ne dersiniz? Yani piyasaların hep önden koştuğu doğrudur. Finansal piyasalar her zaman beklentileri satın alır. Hatta aşırı beklentileri satın alır. Hatta bu satın alırken ve bunu aşırılaştırırken işlemlerinde de bir aşırılığa kaçar. Dolayısıyla zaman zaman yanlış taraflara da düşer. Şimdi baktığımız zaman dünya piyasaları, gelişmiş borsalar işte en son rekor seviyeden ne kadar daha uzaktalar? %12 altında. Şu anda gelmiş oldukları düzey itibariyle tüm gelişmiş dünya borsalarının ortalaması bu pandemi öncesindeki rekor düzeyinin sadece %12'si altında. O kadar. S&P 500 ise %10 aşağıda. Yani yeni baktım, dünkü rakamlarla beraber hesapladım. Yine Avrupa Eurostock 600 endeksi %20 aşağıda rekor seviyesi. Türkiye borsası %30 aşağıda. Gelişmekte olan ülkeler ya da gelişmekte olan borsalar %20 aşağıda. Yani Türkiye borsası belki Türk lirasının da değer kaybına paralel ama onun yanında hisse senetlerinde biraz düşük performans nedeniyle gelişmekte olan ülke borsalarından biraz negatif ayrışmış durumda. %20'ye karşı %30'luk fark bulunuyor. Ama dikkati çeken başka bir şey var. Şimdi Amerikan borsalarında Standard & Poor's başı çekiyor. %10 rekor düzeyinin altında. Buna karşılık küçük ve orta ölçekli, yani COBI diyebileceğimiz şirketlerin işlem gördüğü Russell 2000 endeksi, ki işte 2000 tane hisseden hesaplanıyor. Bu endeksin rekor seviyesine göre, ki bu rekor seviyeler hemen kriz öncesi, bu pandemi öncesi seviyeler, %16 aşağıda. Yani küçük hisselerin Amerika'daki toparlanması daha arkadan geliyor. Büyük hisselerin toparlanması daha önden geliyor. Dolayısıyla Amerika'daki yükselişin daha çok bu teknoloji şirketlerinin öncülüğünde olduğunu görüyoruz. Bu da doğru ve konjonktüre uyan bir gelişme. Niye derseniz işte bu küresel kriz ya da işte pandemi krizi sonrası süreçten en çok yararlanan şirketler işte Google, Amazon, Apple gibi teknoloji devleri oldu. Hatta servetlerine servet kattılar diyebiliriz. İşte hesaplanıyor. 400 milyar doları geçti bu büyüklerin servetlerindeki artış. Doğrudur. Yani bu koronavirüs döneminden en çok karlı çıkan sektör işte her şeyi uzaktan da halledebilen, içerisinde dağıtımı da içeren uzaktan alışveriş, internet üzerinden alışveriş, dijital işlem platformları, uzaktan çalışma diyebileceğimiz her şeyi içerisine alan bu sistem, teknolojik sistem. Dolayısıyla fiyatlamalar doğru yönde ama aşırıya kaçmış olabilir mi? Henüz olmayabilir çünkü şöyle bir şey var. Eğer küresel pandemi öncesindeki düzeyleri doğru kabul edersek ya da işte normal piyasa düzeyleri diye kabul edersek şimdi %10 ya da %15 civarı aşağıda bulunuyor. Peki hiçbir şey olmadı mı küresel ekonomiye? Bence oldu. Ve bunun etkilerini de yaşayacağız. İşte bu yıl için zaten dünya ekonomisinin %3 daralacağı ortalama bazda IMF tarafından tahmin edildi. Bu daha da yukarı revize edilecek gibi görünüyor. Dolayısıyla en azından şirketler bir yıl, bir buçuk yıl gibi işte kar, ciro rakamlarını tutturamayacak. Ama daha etkin şekilde büyüyecek olan şirketler de var. Teknoloji şirketleri gibi, sağlık şirketleri gibi diyelim, öne çıkacak sektörler olabilir.
Yani önemli olan bence bu kriz, krizden sonra kriz öncesi düzeylerini geçecek seviyeler. Peki bir araya girip şunu sorayım mı Abdurrahman Bey? Şimdi tabii endeks değerleri üzerinden bakıp yorumladığımız zaman biraz önce söylediklerinizin hepsi doğru. Çünkü S&P 500'de %10 kadar zirvenin altındayız. Russell 2000 endeksinde mesela işte küçük işletmeler endeksinde %15 kadar altındayız. Fakat mesela değerlemeler olarak baktığımız zaman mesela fiyat kazanç oranı üzerinden değerlendirecek olursak zirve seviyesindeyken S&P 500 endeksi fiyat kazanç oranına baktığımızda 22'ler civarında. Şu an itibariyle 21'lere geri dönmüş durumda. Yani kriz esnasında 18'lere kadar geri çekilme oldu. Ancak şu anda neredeyse 21. Gene fiyat kazanç oranı olarak hemen hemen aynı yerlere geldi. Russell 2000'e baktığımız zaman zaten şu an itibariyle kriz öncesindeki zirve seviye neredeyse Russell 2000 şirketlerinin fiyat kazanç oranları da aynı yere gelmiş oldu. Dolayısıyla işe değerleme olarak baktığımız zaman ne söylersiniz? Bir yandan fiyatlar dip seviyeden yukarı döndü ama öbür taraftan baktığımızda da fiyatlar zirveden dipten zirveye doğru yaklaşmaya çalışırken öte yandan şirketlerin de karları düştü. Dolayısıyla fiyat kazanç oranı değerleme olarak baktığımızda daha pozitif bir senaryo görüyoruz. Doğru. Tek kıstas eğer hisse senedi yatırımına fiyat kazanç oranı olsaydı şu anda hakikaten uzak durmak lazımdı. Fiyatların rekor düzeyinde üzerine çıktığını söylemek mümkündü. Ama kriz dönemlerinde bu tür gelişmeler oluyor. Fiyat kazanç oranları çok yükselebiliyor. Yani elde edilebilecek bir hisse senedine yatırımdan elde edilebilecek kar düşebiliyor. Ama bu kısa sürede de kendini toparlıyor. Yani kriz sonrası dönemde normale dönebiliyor. Tarihi böyle fiyat kazanç oranlarına bakınca hakikaten kriz dönemlerinde bu fiyat kazanç oranlarının anlamsız düzeylere çıktığını görüyoruz. Bence şimdi oyunu bozan faktörlerden bir tanesi parasal genişleme. Ortalığa çıkan işte küresel likidite bolluğu, düşen faiz oranları, hatta işte devletlerin bütçelerden maliye politikaları kanalıyla vergiler yoluyla açtıkları yardım paketleri, verdikleri hibeler, bütün bunlar etkiliyor. Bir de şirket kurtarmaları görmediğimiz kadar yaygın artık. Çünkü çok haklı bir neden var. Şirketlerin ya da sektörlerin, ekonominin, girişimcilerin hatasından kaynaklanmayan bir gelişmeyle karşı karşıyayız. Ve her ülke kendi markasını, kendi işte stratejik gördüğü şirketini koruma altına alıyor. Adeta yaptıkları uygulamalarla şirket batışları yasaktır diyor. Yani Amerika'ya bakınca ben yani Fed'in tutumundan artı Amerikan hükümetinin tutumundan biz sizin arkanızdayız, sonsuza kadar arkanızdayız hatta. Böyle bir mesaj görüyorum. Dolayısıyla demek ki büyük şirketleri batırmayacaklar. Devlet batırmayacak. Sonuna kadar arkasında duracak. Avrupa'da benzerini görüyoruz. İşte en zor durumda olan havayolu şirketleri diyelim. Oradaki kurtarmaları izliyoruz. Bunlar da işte bu zor dönemde eğer büyük şirketler kurtarılacaksa daha sonra normal döneme geçtiğimiz zaman normal karlılıklarına devam edebilirler hesabı yapılabiliyor. Bir de bu zor dönem dediğimiz bu dönemde paranın gidebileceği yer önemli. Yani para miktarı çoğalmış durumda ama gidebileceği yer ekonomik faaliyet, varlık şeyi çoğalmamış. Aynen altında olduğu gibi. İşte dünya ekonomisi daralıyor ama insanların eline geçecek para çoğalıyor. Likidite çoğalıyor. Dolayısıyla bunun normalde enflasyon yaratması gerekir. Ama içinde bulunduğumuz koşullardan dolayı bu şimdilik mümkün değil. Bu sefer varlık enflasyonuna doğru iş gidiyor sanki. Ben burada kritik eşiğin kriz öncesi fiyat düzeylerinin geçilmesi olduğunu düşünüyorum. O düzey aşılır ise ondan sonra hakikaten net bir şekilde bir balonlaşma
olduğundan söz edeceğiz ve muhtemelen çok büyük çalkantılarla da karşı karşıya kalabileceğiz. Ama belki oraya da varmadan fiyat düzeltmeleri gündeme gelebilir. Çünkü işte baktığımız zaman Mart ayının son haftasından itibaren toparlanma başladı ve denilebilir ki küresel piyasalar en iyi Mayıs ayını yaşadılar. Yani yaklaşık %10'un üzerinde prim yaptılar. Mükemmel bir Mayıs ayı. Dolayısıyla bunu Haziran ayında bu şekilde sürdürebilirler mi? Bu biraz şüpheli gelişmelere de bağlı. Bu normalleşme adımlarına bağlı. Normalleşme ile beraber gerçekten normalleştik mi? Yani alışveriş merkezleri açıldı, ticaret açıldı, işte uçaklar çalışmaya başladı. Ama turistler gidiyor mu turizm merkezlerine, turistik yerlere? Alışverişe gidiyorlar mı? Alışveriş yapıyorlar mı? Yoksa işte seyrek mi? İşte buna bakacağız. Dolayısıyla ben normalleşmenin bu kadar hızlı olabileceğini sanmıyorum. Biraz yavaş olacaktır. Gerçek duruma baktığımız zaman ağır bir iyileşme olacaktır. Bir de ikinci dalga şeyi ihtimali hala duruyor. Yaz aylarında bu olmayabilir ama gelecek sonbahar ve kış aylarında tekrar bu ikinci dalga gelebilir. Bu ihtimal var. Dolayısıyla yine Amerikan Merkez Bankası Başkanı'nın belirttiği gibi bu ilaç bulunmadan ya da aşı bulunmadan nihai olarak bu koronavirüs etkisinden kurtulmak ve o etkiyi tamamen ekonominin üzerinden atması mümkün olmayacak. Peki. Böyle bir şey her zaman için kalmış olacak. Peki o zaman şunu sorayım, mesela herkes kendince bir şekilde kendi ekonomisini belli bir düzen içerisinde tutmaya çalışıyor. Biraz önce parasal genişlemelerden bahsettiniz. Bugün mesela sabah gelen ilginç haberlerden bir tanesi Güney Kore Merkez Bankası'nın faizi 0.5'e indirmesi, bu bekleniyor. Fakat bir taraftan da tarihi boyunca ilk defa şirketlerden doğrudan tahvil almak suretiyle onları fonlayacağını açıkladılar. Bunun ne kadar olacağına dair veya işte nerede durabileceğine dair, bilançonun ne kadar genişletilebileceğine dair de çok doğrudan bir açıklama yapmadan bu gerçekleştirildi. Dolayısıyla nasıl değerlendirirsiniz? Gelişmiş ülke merkez bankalarındaki tabloyu zaten biliyoruz, görüyoruz, okuyoruz. Ama gelişen ülkelere baktığımız zaman da faiz hadlerinin çok ciddi şekilde aşağı kaydığı, aynı zamanda merkez bankalarının bilanço genişlettikleri bir ortam var. Bunu herkesin kaldırması mümkün mü? Tüm gelişen piyasalar için aynı formül, aynı sonucu üretir mi? Ne dersiniz? Bence üretmez. Yani gelişmiş ülkelerin ya da güçlü ekonomilerin, parası güçlü ülkelerin yapmış oldukları işte bu negatif faiz şeyi ve hareketi ve de parasal genişlemeleri gelişmekte olan ülkelerde farklı sonuçlara yol açar. Çünkü para birimleri zayıf, enflasyonları nispeten yüksek, dış dengeleri nispeten açık veren, işte siyasi ve ekonomik istikrarı düşük ülkeler. Ama Güney Kore farklı bence. Güney Kore'nin zaten gelişmekte olan ülkeler kategorisinde değerlendirilmesi de bence artık yanlış. Güney Kore gelişmiş bir ülke artık. Onu rahatlıkla gelişmiş ülke şeyine koyabiliriz. O anlamda Güney Kore'nin yapmasında bir sakınca ben görmem. Yani Güney Kore'ye yarayabilir. Sınırsız bir parasal genişleme, sınırsız bir destek vermesi de ekonomisine yarayabilir. Ama bunu gelişmekte olan ülkeler olarak bizler yapmaya kalkarsak çok farklı sonuçlarla da karşılaşabiliriz. Çünkü işte bizim ülkemizde dolarizasyon denen bir olgu var. İkili bir para sistemi var. Hem Türk lirası hem yabancı para üzerinden çalışan bir ekonomi var. Sermaye hareketleri serbest ama son dönemde nispeten bu hareketleri fiili olarak sınırladık. Resmi olarak değil ama fiili olarak, resmi olarak bazı küçük adımlar attık diyelim. Dolayısıyla enflasyonumuz var.
ülke olarak. Dolayısıyla yani aynı şeylerin Türkiye'de uygulanması bence yarardan çok büyük zararlar da getirebilir beraberinde. Dolayısıyla dikkatli olmak lazım. Ama gelişmekte olan, pardon, gelişmiş ekonomilerin bu tür destekleri anlamlı, yerinde ve bu ekonomiler bu desteklerle iyi sonuçlar alabilirler. Böyle yapmaları iyi de, çünkü 1929 büyük buhranında gördük ki yani parayı kısmanın, parayı tutmanın kriz anlarında çok büyük zararı var. O büyük buhranı büyük yapan ana faktör de buydu zaten. Yani bu tıpkı ne diyelim, hasta olan ve ateşi yükselen bir hastaya su vermemek gibi bir şey. Nasıl olsa bu ishal olmuş, su vermeyelim ki ishali kesilsin. Halbuki onun asıl su kaybı var, suya ihtiyacı var, su vermek lazım. Yoksa vücudu öldürürsünüz. Tıpkı 1929 buhranında olduğu gibi. Dolayısıyla oradan çıkartılan dersler de var. Ve o derslerin sayesinde de 2008 küresel krizi bence oldukça yumuşak atlatıldı. Ve buradan da kazanılan tecrübeyle beraber şimdi bu pandemi süreci de yönetilebiliyor. Ve kısa sürede bu pandemiye karşı işte alınan ekonomik önlemlerin yapacağı çok büyük tahribata karşı önlemler de alınabilmiş durumda. Dolayısıyla bu parasal genişleme artı mali politikalar ve destek paketleriyle beraber küresel ekonomi süreci mümkün olan en düşük zararla atlatmaya çalışıyor. Ama gelişmeler de galiba beklentilerden daha derin ve daha büyük bir ekonomik kayıp olacağı yönünde. Özellikle Avrupa tarafında. Gideceğiz Abdurrahman Yıldırım, ardından biraz daha Türkiye'ye ve Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıklamalarına değineceğiz. Sabah raporunun ikinci bölümüyle karşınızdayız. Habertürk yazarı Abdurrahman Yıldırım bizlerle birlikte. Dün TRT Haber kanalında Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıklamaları vardı. Önce bir kısaca onları hatırlayalım, sonrasında Abdurrahman Yıldırım'la üzerine konuşalım. Dünyaya kıyasla, büyümeden tutun işsizliğe kadar birçok alanda, dünyadaki benzer ülkelere göre Türkiye etkilenen ülkeler içerisinde yine en az etkilenen, yine pozitif ayrışan bir ülke olacak. Birinci çeyrek dünya birçok ülke çok ciddi anlamda küçülmeler yaşadı. Türkiye bu anlamda birinci çeyrek pozitif. İkinci çeyreğe bakacağız. Dünya çok büyük daralmalar yaşayacak birçok ülkelerde. Türkiye onlara kıyasla daha az etkileneceği, negatif olsa da daha az etkileneceği bir süreç olacak. Çünkü Nisan ayında herkes evinde oturdu. Hiç kimse üretip tüketip olmadı. Mayıs ayı yine sıkıntı. İnşallah Haziran'dan itibaren toparladığımız süreçte, normalleşme süreci daha iyi olacak. Yılın geri kalan iki çeyreğinde, yılın ikinci yarısı dediğimiz süreçte bu manada da Türkiye tüm bu çerçevede pozitif ayrılacağı inşallah bir 2020 yılını öngörüyoruz. Ve ben başta da onu ifade ettim. İlk çeyrek tahminlerimiz ve büyüme gayet iyi ve bu çerçevede gidiyordu bu kriz olmadan. Şimdi bu krizin etkileri büyüdükçe %5 ve üzeri büyüme tahminlerimizi dünyadaki bu yaşanan ikinci ve üçüncü çeyrek süreçlerinde revize etme noktasındayız. Ama yine çok bilen ama çok yanılan otoritelerin birçoğunun söylediğinin aksine, şimdi hepsi %5, %6, %8, %10 Türkiye küçülecek diyorlar. Ve ben bugün yine iddia ediyorum. Bu kriz olmasaydı %5'in üzerinde inşallah %5'i tutturacağımız bir yıl olacağını dair bir çerçevede. Ama bu krize rağmen %5, %8, %10 değil, küçülme değil. İnşallah pozitif bir büyümeyle bu yılı inşallah kapatacağımız, çok tarihin en büyük ekonomik krizin olduğu bir yıl olması için çok yoğun mücadele ediyoruz, çaba sarf ediyoruz ve inşallah bu çerçevede 2020'yi kapatacağımız bir yıl olacak. Bundan sonraki süreçte dediğim gibi bu normalleşme süreci iktisadi faaliyetin devamı noktasında hakikaten hızlı adımlarla özellikle İç piyasa ve iç talebin hızlı bir şekilde normalleşmesi. Bunun içerisinde sosyal ihtiyaç destek paketleri olacak. Finansman kredi destek paketleri olacak. Bunun içerisinde özellikle konut anlamında
Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en uygun maliyeti uzun vadeli ödemesiz farklı paketlerimiz olacak. Bunun yanında hakikaten özellikle turizm, seyahat anlamında sektörlerimizi de desteklememiz lazım. Paketler olacak. Bunun yanında işte farklı taleplerimiz oluyor. Vergi anlamında, öteleme anlamında çalışma, bunlara çalışıyoruz. Bunlarla ilgili çalışmalarla ilgili bazı adımlarımız belki olacak. Bunları yoğun bir şekilde meclis süreciyle de ilişkilendirerek adımlarımız olacak. Dediğim gibi çok dinamik bu süreci hızlı bir şekilde yönetmemiz lazım. Bakan Albayrak'ın açıklamaları böyleydi. Abdurrahman Yıldırım, nasıl değerlendirirsiniz? Bu seneyi pozitif bir şekilde büyümeyle kapatacağımızı söylüyor Sayın Bakan. Böyle bir öngörüyü dile getiriyor. Sizin bakış açınızla tablo nasıl, özellikle büyüme tarafıyla ilgili? Önce bir kısaca orayı değerlendirmenizi rica edeyim. Vallahi birinci çeyrek büyümesi konusunda hemfikirim. Hakikaten yüksek büyüme oranını tutturmuştuk. Doğrudur. Benim beklentim de işte yarın açıklanacak, göreceğiz. %6-7 hatta 7 civarında bir büyüme gerçekleşecek. Böyle bir büyüme yılın ikinci çeyreğinde meydana gelecek yüksek kayıplı büyümeyi de törpüleyecek. Dolayısıyla iki çeyreği böyle peş peşe alırsak toplamda bir kaybımız ya da bir gerileme söz konusu olacak ekonomide. Üçüncü çeyrek Türkiye ekonomisi açısından genelde iyi geçer ve payı biraz yüksektir yıllık büyüme içerisinde. Tarım sektörü devreye girer. Burada turizmin de önemli bir payı var ama bu sene turizmden pek bir katkı gelmeyebilir ya da düşük gelebilir. Dolayısıyla buradaki turizm hareketine de bakmak lazım. Yılın son çeyreği eğer bu İkinci bir dalga yaşanmaz ise pandemide, yılın son çeyreğinde hem küresel ekonomi hem Türkiye ekonomisi toparlanabilir. Türkiye ekonomisinin dinamik bir ekonomi olduğunu biliyoruz. Özellikle tüketim konularında hükümet de teşvik verecekse hakikaten Türkiye ekonomisi canlanabilir iç talep yoluyla. Ama burada bir kısıtımız da var, cari açık. Dolayısıyla o da bizi sınırlandırıcı etki yapabilir. Dolayısıyla burada önemli olan bence yerli üretim. Yerli üretimi ne kadar harekete geçirebileceğiz ve iç talebi yine iç üretimle ne ölçüde karşılayabileceğiz? İthalata başvurmadan bunu yapabilecek miyiz? Bunu yapabildiğimiz oranda bence ekonomimiz canlı ve dinamik olacak ya da hızlı toparlanabilecek. Bakanın yıllık bazda toplamda artı büyüme şeyi iddialı hakikaten. Ben o iddiada bulunamam. Gerçi aynı görevde bulunmuş olsaydım belki bulunmak isterdim. Ama zor geliyor bana. Çünkü üçüncü ve dördüncü çeyreklerde de bir büyüme yakalamamız lazım ki yılın toplamını biz artı büyümeyle bitirebilelim. Belki umut verme anlamında bir ya da temenni anlamında, hedef anlamında bunu koyuyor ama gerçekleşme bunun biraz altında kalabilir. Ben %5'leri bulam, yani %5'lere varmayacağını daralmanın ama buna karşılık %3'ler civarında, 3-4'ler civarında bir daralmayla yılı tamamlayabileceğimizi tahmin ediyorum. Bu da dünya ile paralel sayılabilir. Çünkü dünyada da işte %3 zaten tahmin ediliyor. Yukarı yönde de revize edilecek. Gelişmekte olan bir ülke olarak Türkiye'nin %3-4'lerde kalması bir ortalama performans demek. Peki, şimdi sürenin sonuna geldik ama bir sorum daha var. Kısaca yanıtınızı rica edeceğim. Bunların içerisinde özellikle Sayın Bakan'ın açıklamalarının içerisinde manipülasyonlara fırsat vermiyoruz şeklindeki ifadesi de var. Hem genel anlamıyla bakıldığı zaman son dönemde alınan önlemleri belki bu çerçevede değerlendirdiğinizde, kambiyo tarafında alınan verginin oranının yükseltilmesi, aynı zamanda finansman bonolarındaki yine stopajdaki yukarı yönlü ivme, aynı zamanda altın tarafındaki hareket, bunları değerlendirdiğiniz zaman nasıl yorumluyorsunuz şu anki tabloyu? Şimdi İşte serbest kur rejimi artı serbest sermaye hareketlerinden kısmen geri adım ya da fiilen bazı geri adımlar attığımızı belirtmiştim.
O konularda yapılan, atılan adımlarla, alınan önlemlerle, idari önlemlerle beraber kurdaki yükseliş durdu, hatta geri geldi. Dolayısıyla Türkiye 2020'deki bu kur atağını hem vergi politikalarıyla hem diğer idari müdahalelerle beraber, kısmen de belki döviz satışıyla beraber atlatmış görünüyor. Bu Türkiye için ciddi bir bence kazanım. Ama kaybı ne? Kaybı işte dediğim gibi müdahaleleri idari yönden yapmış olması. Ve bunun getirmiş olduğu bir güven kaybı. Bunun getirmiş olduğu işte yabancıların ya da yerlilerin diyeceğim ama yerliler sınırlı, yabancıların bu piyasadan çekilmiş olması, Türk lirasının konvertibilitesinin azalmış olması. Ama yararı var ve Türkiye bu kur atağını bu şekilde karşılamış oldu. İşte kur 7.27'den 6.70'lere kadar inmiş durumda, 6.80 civarında seyrediyor. Abdurrahman Yıldırım, çok çok teşekkür ediyoruz size aktardığınız bu yorumlar için ve her sabah olduğu gibi Alican Türkoğlu ile sohbetimize başlayacağız şimdi. Hoş geldin Alican. Şimdi özellikle tabii dün itibariyle gelen arka arkaya açıklamalar var. Dünün hem tarihi önemi anlamında hem adanın açılışıyla beraber yine benzer şekilde buradan gelen siyasi mesajları bir okuyup değerlendirmek lazım. Uzun süre sonra ilk defa Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli bir aradalardı. Ve aynı zamanda ittifaklarını da çok ön plana çıkartan açıklamalar gördük her ikisinden de. Bir yandan da erken seçim tartışmalarına ilişkin biraz önce Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıklamalarını gördük. Seçim zamanında ifadesini bir kez de kendi ağzından yine teyit etmiş oldu. Nasıl değerlendirmek lazım? Hem dün gelen mesajları hem Sayın Albayrak'ın ifadelerini. Söylediğin gibi dün Cumhurbaşkanı Erdoğan'la MHP lideri Sayın Bahçeli'nin aynı ortamda bulunması, beraber çıkmaları, fotoğraf vermeleri ve verilen mesajlar da ittifakla ilgili olarak, ki hatırlayalım özellikle 10 gün kadar önce yapılan bazı açıklamalardan acaba ittifakta bir çatlama mı var yönünde soru işaretleri de oluşmuştu. En azından böyle yorum yapanlar olmuştu diyelim. Çok net bir şekilde AK Parti ile Milliyetçi Hareket Partisi'nin bu süreçte ittifakı devam ettirdiği ve ettireceği ve hatta bundan sonraki dönemde de daha da güçlendirmek adına, Cumhur İttifakı'nı daha da güçlendirmek adına beraber hareket edeceklerinin net bir fotoğrafı verildi aslında dün Cumhurbaşkanı ve MHP Genel Başkanı'nın vermiş olduğu fotoğrafla. Dolayısıyla bundan sonraki süreçte erken seçim tartışmaları varken, ki dün de konuştuk seninle, erken seçime ilişkin bir adım atılmasını ben şu an itibariyle beklemiyorum. Aslında hiçbir siyasi partinin de kendisinin böyle bir adım atacağı yönünde bir açıklaması da yok. Sadece muhalefetten bazı isimlerin ekonomideki gidişat nedeniyle iktidarın, hükümetin erken seçim yoluna gitmeyi tercih edeceği yönünde değerlendirmeleri var. Ama ne iktidar partisinden, AK Parti'den, MHP'den ne de muhalefetin kendi içinden bir erken seçim çağrısının geleceği düşüncesinde değilim önümüzdeki yakın kısa vadede. Ha bundan sonraki süreçte, bundan 6 ay sonra ne olur, nasıl açıklamalar yapılır orasını bugünden bilemiyoruz ama ben bugün Ankara'da edindiğim izlenim bir erken seçim olmayacağı yönünde. Ha bir takım değişiklikler yapılabilir mi? Yapılabilir. Yani şunu hatırlayalım. Bu pandemi süreci başlamadan önce yaptığımız yayınlarda kısa süre içerisinde, yani belirli bir vadede bir kabinede ufak tefek de olsa değişiklikler olabileceği yönünde yorumları yapılıyorduk. Dolayısıyla normalleşme süreci başladıktan sonra ve siyaset aslında kendi normal hayatına döndükten sonra, ki yavaş yavaş dönmeye başladı şimdi özellikle Haziran ayı ile beraber, işte CHP'nin İş Bankası hisseleri, barolardaki meslek kuruluşlarındaki düzenlemeler, işte siyasi etik tartışmaları ve siyasi partiler kanununda yapılacak değişiklikler gibi birçok konu zaten gündeme gelecek. Dolayısıyla biz bu normalleşmeyi siyaset içindeki yeni gündem maddeleri olarak okumaya başlayacağız ama soruna cevap olarak söylüyorum. Dünkü fotoğraf net bir şekilde AK Parti MHP ittifakının devam edeceği yönündeki görüntüydü. İki, erken seçime yönelik herhangi bir kısa dönem içerisinde bir çağrı veya açıklama yapılacağı düşüncesinde değil. Peki şimdi tekrar virüs gündemine bir dönelim istersen. Bugün önemli. Siyaset tarafından dolayı. Şimdi burada gelecek olan kararlar, dün sabah da konuştuk. Hakikaten herkes için belirleyici, yani bayram tatilinin sonuna kadar herkesin planı programı vardı, şimdi ne olacağını bilmiyoruz. Yani tatil planı yapanlardan tut
65 yaş üstü, 20 yaş altı ne olacak? Aynı zamanda bundan sonraki süreçte yine kısıtlamalar devam edecek mi, etmeyecek mi hafta sonları? Bu hafta sonu var mı mesela? Bunları bilmiyoruz. İşte o yüzden belki de en son bu kadar kritik olan kabine toplantısı diyebiliriz. Çünkü muhtemelen bu son video konferans yöntemiyle yapılan toplantı olacak. Yani normalleşmeyi biz orada da göreceğiz. Benim aldığım bilgilere göre bu toplantıdan sonraki toplantıları normal düzende yapacak kabine üyeleri. Bugünkü toplantıda da bir kere seyahat yasağı konusu var. 3 Haziran tarihinden itibaren, yani bu hafta sonunu da atlattıktan sonra, gelecek pazartesiden, gelecek haftadan itibaren seyahat yasağının şu anda 15 ilde devam ediyor bilindiği gibi. Birçok ilde kaldırılacağı yönünde bir açıklama yapılması bekleniyor bugün itibariyle. 2. 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşlar için yapılacak düzenlemeler. En son hatırlayalım, 65 yaş üstüne seyahatle ilgili de bir düzenleme yapıldı ama 20 yaşa yapılmadı, 20 yaş altında. Dolayısıyla bugün muhtemelen 20 yaş altının da seyahat izin belgesi alarak bir ay gittiği yerden ayrılmamak kaydıyla mesela bir seyahate gidebilmesi veya memleketlerine veya istediği yere gidebilmesiyle ilgili olarak bir karar çıkabilir deniyor. 65 yaş üstü ve 20 yaş altı ile ilgili kısıtlamaların bir süre daha devam edeceği ama daha sonrasında toplu olan yerlere, toplu bulunulan yerlere girmemek kaydıyla çıkmalarına izin verilebileceği yönünde bir bilgi var. Bugün açıklanması olabilir, bu da var. Ama belki de en çok merak edilen husus hafta sonu çıkma kısıtlama, sokağa çıkma kısıtlamaları devam edip etmeyeceği. Bir kere bu hafta sonunda bu kısıtlama devam edecekmiş gibi gözüküyor. Ama önümüzdeki haftadan itibaren özellikle vaka sayısının düştüğü illerde bu kısıtlamanın kalkabileceği tabii belirli kurallar. Çünkü vaka sayısında artış oluyor. Yani hani açılmaların evet, olduğu dönemlerde oluyor ama oranda bir tekrar geri geliyor var. Ama orana yani baktığın zaman önemli evet, olan orası. Hani, işte 950 olmuş işte veya 1100 olmuş tarafından değil de daha çok oranların ne kadar düştüğüne bakılıyor Sağlık Bakanlığı tarafından ve şu anda işte Meksika'dan, Brezilya'dan gelen son haberler oldukça 400 bini aştı. İnanılmaz derecede rakamlar o bölge itibariyle artıyor ama Türkiye'ye baktığımızda Avrupa ülkeleri, yani dün İspanya'da bir öyle olmuş sadece açıldı yani oradan bak. Yani Avrupa ülkeleri de yavaş yavaş bu normalleşmeye kademe kademe gelmeye başladılar. Türkiye'de de benzer durum olacak. Dolayısıyla sokağa çıkma kısıtlamasının ben bu hafta sonu devam etmesini ama önümüzdeki haftadan itibaren muhtemelen bu kısıtlamanın da kalkacağı yönündeki adımların hızlı bir şekilde atılmasını bekliyorum. Dolayısıyla açıklama muhtemelen akşam saatlerinde Cumhurbaşkanı'ndan gelecek ve bu kısıtlama, seyahat ve 65 yaş üstü 20 yaş altı ile ilgili yeni kararlar kamuoyuyla paylaşılacak. Muhtemelen restoranlar, kafelere ilişkin bir açıklama gelebilir. Haziran ayı ortası gibi o açılma bekleniyor. Son bilgi, yüksek hızlı tren, dün söylemiştim. Bugün ilk sefer yapıldı. Yani sabah 7'de Ankara'dan İstanbul'a ilk sefer şu an itibariyle yolda. Alican teşekkür ben ediyoruz teşekkür sana. Ederim. Bu notlarla birlikte sabah raporunu tamamlamış oluyoruz. Kısa bir ara, sonrasında yatırım ülkenini izleyebilirsiniz.